Evet, merhabalar herkese. Sevgili kaymakam adaylarımız, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bu yayında Selçuk hocamız bizlere 24 Ocak 1980 kararları hakkında konuşacak. Sizleri çok bekletmeden Selçuk hocamızı hemen davet etmek istiyorum yayına müsaadenizle. Evet. Merhabalar. Hocam hoş Merhabalar. geldiniz. Sesim Nasılsınız? geliyor mu? Evet, iyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar İyi akşamlar herkese. hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Senin de bahsettiğin üzere 24 Ocak kararları hakkında kısa bir değerlendirme yapacağız. Kıymetli arkadaşlarımıza. Bugün malum yıl dönümü. Aynen. Yani bugün kısa şöyle hem Türkiye ekonomisini arkadaşlara sevdirme amacı taşıyan hem de biraz daha magazinel ve somut tarafını ele alacak şekilde bugün kısa bir değerlendirme yapacağız. Çünkü senin de malumun Duygu, Türkiye ekonomisi sorularında bu noktada 24 Ocak kararları mutlaka bir soru olarak karşımıza çıkıyor en az. Evet. Dolayısıyla önem Evet. arz ediyor. Onun için bu yayını yapmaya bu noktada karar verdik. Umarım faydalı olacaktır. İnşallah. Evet. Hocam hazırsanız eğer ben başlayayım o zaman ilk sorumuzu Tamam. sormaya. Tamam, Bu olur. arada soruları kapatmamı ister misiniz? Şöyle Sonrasında açalım istersen isterseniz. önce yorumu kapatalım. Sonrasında arkadaşlardan soru alacağımız zaman tekrar açalım. Tamamdır, tamamdır. Bir saniyenizi rica edeceğim. Evet. Tamamdır. Sonrasında Evet. benim sorularımdan sonra Evet. arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin sorularını da alırız. Evet, peki. Hocam öncelikle 24 Ocak kararları öncesinde ekonomik görünüm nasıldı? Şimdi tabii Duygucuğum, 24 Ocak kararları öncesinde 1970'li yıllara dönersek hem küresel gelişmeler hem ulusal gelişmeler maalesef olumlu değildi. Şöyle, tabii 1929 krizinden sonra Keynesyen anlayışın hakim olduğu bir dünya ekonomik sisteminde 1970'li yıllara geldiğimizde özellikle ortaya çıkan petrol krizi, ki bu petrol krizi çok çok önemlidir. Hep derslerde anlatılır ve soru da gelir. 1973'te başlayan ve 74'e sirayet eden bu petrol kriziyle birlikte dünya ekonomi gündemine bir kavram girdi. Neydi bu kavram? Biz bunu hep derslerde de söylüyoruz. Çift başlı yılan dedik biz buna. Nedir? Enflasyonla işsizliğin bir arada görüldüğü ortam. Şimdi enflasyonla işsizliğin bir arada görüldüğü ortama biz takvilasyon adını verdik ve 1973 yılında gerçekleşen petrol kriziyle birlikte dünya ekonomik gündemine girdi. Peki 1973 yılında gerçekleşen bu dünya ekonomik krizinde bizim bu krizin çıkma sebebi neydi? Bu krizin temel olarak çıkma sebebi şuydu. O dönemde tabii Arap-İsrail Savaşı vardı. 6 gün savaşları dediğimiz savaşlar vardı. Mısır-İsrail Savaşları. Bu savaşlarda, bu 6 gün süren savaşta İsrail'e destek veren Batılı ülkelere tepki olarak petrol ihraç eden Arap ülkeleri petrol arzını kıstı. Yani o dönem Arap ülkeleri böyle bir tepki gösterdi. Siz nasıl İsrail'e destek verirseniz şeklinde. Ve petrol arzı kısılırsa, ki iktisatta en önemli teorilerden biri şudur: bir şeyin arzı azalırsa fiyatı artar. Petrol fiyatları çok arttı ve maliyet odaklı, maliyet itişli bir küresel kriz ortaya çıktı. Ve bunun da adı da stagflasyon oldu. Böyle bir görünüm vardı, olumsuz olarak birinci söyleyebileceğimiz. İkincisi de şu vardı Duygu: o dönemde 1944 yılında Bretton Woods parasal sistemi, küresel parasal sistemi diye bir sistem benimsenmişti. Bu parasal sistem aslında Amerikan dolarını dünya parası haline getirdi, rezerv para haline getirdi. Çünkü dolar altına bağ, altın dolara bağlandı, dolar bütün paralara bağlandı ve siz bu noktada
altınla doları istediğiniz gibi değiştirebiliyordunuz. Yani altın karşılığında tek muhatap küresel para birimi olarak dolar kabul edildi. Ve altının doların değeri altına ve diğer paranın değeri dolara bağlandı. Böyle bir sistemdi ve bu sistemde 1971 yılında Smotsiyen Anlaşması diye bir anlaşma var. Bu anlaşma ile birlikte kısmi ve 1970 yılında da tamamen çöktü. Peki bu sistem neydi? Şuydu. Ülke para birimlerinin birbirlerine karşı devalüe edilmesini engellemek, küresel para sistemini istikrarlı hale getirmek, bir de Amerikan dolarını bu noktada küresel anlamda bir rezerv parası haline getirmekti. Ancak Amerikan dolarının değerinin sabit tutulması uzun yıllar, Amerikan dolarının aşırı değerlenmesine sebep oldu. Aşırı değerli bir şeyin de değerinin düşürülmesi lazım. Bu düşürülmediği için de devalüasyon beklentisi oluştu Amerikan doları üzerinde. Ve bu beklenti de bizi 1971 ve 70 yılındaki gelişmeleri itti. Ve bu gelişmelerle birlikte Brett'in bu sistemi de çökmüş oldu. Küresel parasal sistem ve bütün ülkelerin paraları Amerikan doları karşısında kendi aralarında dalgalanmaları serbest bırakıldı. Böyle bir olumsuz bir ortam vardı. Tabii sonrasında bunun ülkemize yansımaları da şöyle oldu Duygucuğum. Tabii biz ikame sanayileşme anlayışını benimsemiş bir ülkeydik 1960 ve 61 yılına itibaren. Tabii ithal ikame sanayileşme anlayışı biraz maliyetli ve sabır gerektiren anlayış. Biz bunu kısmen becerebildik ama kısmen de beceremedik. Bunun getirdiği bir yük vardı. Becerememişliğin bir yükü vardı. Ve tabii küresel petrol fiyatlarının bu denli yükselmesi, ki bizim ithalatımızda her zaman enerji sektörü önemli bir sektör olmuştur. Bizi de olumsuz etkiledi. İthalat maliyetlerimizi arttırdı ve dış açıklarımızı arttırdı. Bununla birlikte o dönemde çok önemli sınav sorusu olarak da geliyor Duygu bu. 60'lı yıllarda 60 ile 80 arasında ülke olarak düşük faiz politikası benimsedik. Ve düşük faiz politikası bizi kolay borçlanmaya itti. Ve kolay borçlanma da bizi özellikle 77, 78, 79, 80 yıllarında döviz darboğazına, döviz krizine, yani bir anlamda ekonomik krize itti. Maalesef 70'lerin sonuna geldiğimizde özellikle bir de şunu eklemeliyim Duygu. O dönemde Amerikan ambargosu da vardı bize. Tabii bunun da maliyeti işte petrol fiyatlarının artması birlikte, borçlarımızın artması birlikte bu dönemde çok büyük bir döviz darboğazına girdik. Hep sorularda gelir bu. 77, 78, 79, 80 dönemi kriz dönemi. Özellikle 77, 78, 79 dönemi döviz krizi olarak adlandırılır. Bu dönemde gerçekten çok çok büyük döviz krizine girdik. Ve bu krizle birlikte her sene paramızı devalüe etmek. Yani ulusal paramızın değerini düşürmek zorunda bıraktı bize bu durum. Ve maalesef böyle bir görünüm vardı. Hem küresel anlamda hem ulusal anlamda. Üç haneli rakamlara varan enflasyon, %108'lere varan enflasyon vardı o dönemde 80'lere geldiğimizde. Çevrilemeyen dış açıklar vardı. İşsizliğin bir yandan yükselmesi, köyden kente göçün artması. Bununla birleşince tabii bütün makroekonomik dengelerimiz bu süreçte bizim de bozuldu. Ve 24 Ocak sürecine bu şekilde gelmiş olduk Duygu. Anladım hocam. Teşekkür ederiz. İkinci sorumu yönlendireyim size o zaman. 24 Ocak kararlarının amacı nedir? Şimdi 24 Ocak 1980 Bakanlar Kurulu kararlarının aslında temel amacı, kitaplarda geçer bu, Türkiye ekonomisini dışa açmak. Ama dışa açmakla birlikte de ihracata dayalı bir ekonomik büyüme modelini tercih etmek. Yani ithal ikame yerine ihracata dayalı. Çünkü ithal ikame sanayileşme politikasını yapar gibi olduk ama son gelişmeler, özellikle 1970'li yıllardan itibaren ortaya çıkan gelişmeler maalesef bu politikanın pek de başarılı olmadığını bize gösterdi. Şöyle örnek verebilirim Duygucuğum sana. Bizim tek başarılı olduğumuz, belki de hatta iki başarılı olduğumuz ithal ikame sektörü vardı 20 senede. Bir beyaz eşyada önemli bir ithal ikame başarı. Bir de otomotiv entegresi. Yani otomobillerin bu entegrasyon süreci. Bu iki sektörde gerçekten başarılı olduk ama tabii 20 yılda bu yetmiyor. Daha da ileriye gitmek lazım. Tabii olmadığı için biz tamamen makas değiştirdik. Neydi makasımız? Dışa kapalı bir anlayış olmasın, korumacı bir anlayış olmasın. Hani dış ticarette korumacı anlayış vardı 1960'larda. Tamamen tersine dönsün. Dışa açık, serbest piyasa,
Ya bakalım biz ne yapabiliyoruz? Bizim gücümüz neye yetiyor? Küresel ekonomiye entegre olalım. Ulusal makroekonomik göstergelerde uluslararası piyasalara entegre olalım ve serbestleşelim anlayışıyla benimsenmiş bir karar süreci vardı şöyle. Tabii bu karar sürecinin mimarı rahmetli Sayın Turgut Özal'dı. O dönem 1979 Süleyman Demirel hükümetiyle Başbakanlık Müsteşarlığı'na getirilmişti. Ve bu planlamayı mimarı olarak kendi ekibiyle ifade edebiliriz. Ve burada nihai amaç dışa açık ve, çünkü ikisi ayrı kavramlar, dışa açık ve ihracata dayalı büyüme süreciydi. Amaç şuydu, Türkiye ekonomisini bütün makroekonomik göstergelerini serbestleştirmek, işte emek piyasası, finansal piyasalar, faiz, para piyasası, bunu piyasa mekanizması içerisine bırakarak Türkiye'yi aslında serbest piyasa ekonomisini işler hale getirmekti. Ve bir yandan da amaç aslında devletin ekonomideki payını ve devletin ekonomideki rolünü küçülterek piyasa ekonomisini işler hale getirmekti. Esnek fiyat mekanizmasıyla. Nihai amaç buydu. Tabii bu amaca yönelik şu açıklamayı da yapabilirim Duygu. Bir parantez açacağım. O dönemde dünya ekonomisinde moda olan bir süreçti bu. İşte Amerika'da Başkan Reagan, işte İngiltere'de Başbakan Thatcher tarafından benimsenen görüşü de Turgut Özal Türkiye'ye getirmek istedi. Arz yanlı iktisat modeli. Bu arz yanlı iktisat modeli aslında Keynesyen modele tepki olarak 7 klasik okulun devamı olarak ortaya çıkmış. Ya burada amaç devletin ekonomideki rolünü azaltarak serbest piyasa mekanizması içerisinde üreticiye bir takım teşvikler verilmesi suretiyle ortaya çıkan bir stratejiydi. Ve 24 Ocak kararları da bunun esintilerini içermekte, bunu ifade edebiliriz. Anladım hocam. Çok Evet. teşekkürler Evet. tekrardan. Peki hocam, 24 Ocak kararları nelerdir? Şimdi 24 Ocak kararlarını kapatarsak şöyle ifade ederiz Duygu Hanım. Bir kere ülke ekonomisinin dışarıya açılması, piyasalarının serbestleştirilmesi ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve korumacı dış ticaret anlayışının terk edilmesine yönelik bir anlayış içeriyordu. Örnek vereceğim. Bu dönemde özellikle 1984 yılına itibaren ithalatta koyulan çoğu kota ve yasaklamalar kaldırıldı. Bu dönemde tabii ilk yapılan işlerden biri de Türk lirasının devalüe edilmesi. Peki Türk lirasının devalüe edilmesi ne demek? Yabancı para karşısında değerinin düşürülmesi. İlk yapılan işlerden biri buydu. Neden? Çünkü ulusal malları ucuz hale getirip dış talebi arttırmak. Yani dış talebi arttırarak ihracatı arttırmak. Yani bu dönemde aslında en önemli alınan kararlardan biri Türk lirasının değerinin devamlı düşük tutulması amacı. Çünkü Türk lirasının değeri düşük tutulsun, Türk malları yurt dışına göre nispeten onlara göre ucuz olsun, rekabetçi bir yapıya kavuşsun ve ihracat artsın anlayışıyla bir kere bu yapıldı, devalüe edildi. İkincisi, bu dönemde tasarrufları arttırmak adına faizler arttırıldı, sonra da serbest bırakıldı. Yani düşük faiz politikası terk edildi. Bu da sınav sorusu olarak çoğu zaman karşımıza gelmekte. Onun dışında sıkı para ve maliye politikası anlayışının benimseyeceği söylendi ama tabii 1984 yılında terk edildi. Ondan da başka bir zaman bahsederiz. Sıkı para ve maliye politikası uygulayarak hem enflasyonu düşürmek hem de kamu maliyesini disipline etmekti. Çünkü devlet dedi ki piyasacılarındır, piyasa yapıcılarındır, özel sektöründür. Ben çekiliyorum mantığını benimsedi. Bu dönemde yapılan en önemli hamlelerden biri de kit ürünleri, kamu iktisat teşebbüs ürünlerine zam yapılması. Çünkü kitler zarar ediyordu. Kitlerin zararı kamu maliyesi üzerinde bir yüktü. O yüzden de kit ürünlerine zam yapılmak suretiyle bunlarda ortaya çıkan kamu maliyesine yük getiren zararların da önüne geçilmeye çalışıldı. Ama bu dönemde tabii şu da yapıldı. Bu da pek tabii ekonomistler tarafından tercih edilen bir düşünce değil. O dönemde bizim üretim sürecinde olan firmaların yani üreticilerimizin küresel anlamda daha rekabetçi bir yapıya kavuşması için emek faktörü üzerindeki o emek faktörü elde ettiği gelir yani ücret gelir üzerine bir baskı oluşturuldu. Yani çok da artmasını bu noktada istemedi özellikle otorite. Niye? Çünkü ücretler üreticiye maliyet olarak yansıyor. O zaman ücretler artarsa maliyet artar. Firma küresel piyasalarda rekabetçi bir yapıdan uzaklaşır. Yani rakipleriyle rekabet edemez. O dönemde
Özellikle sabit gelirlerin işte işçi ücretleri, maaşlar üzerinde bir baskı oluşturuldu. Böylece amaç hem firmaların maliyetlerini düşürerek rekabetçi bir yapıya kavuşmasını sağlamak hem de ücretler üzerinde baskı yaratarak talebi kısmak suretiyle enflasyonu düşürmek. Bu da bir amaç olarak benimsendi. Onun dışında dediğim gibi dış ticaret işlemlerine önemli bir serbestleşme getirildi. Emek piyasasına, finansal piyasalara ve getirilmeye çalışıldı. Böyle bir süreci açıkça ifade edebilirler. Kaba taslak kararlar, kararların mantığı buydu, Duygu. Anladım hocam, teşekkürler. Buyurun. Son bir sorum kaldı size yönlendirmek için. 24 Ocak kararları sonrasında nasıl bir süreç ortaya çıktı? Şimdi tabii 24 Ocak kararlarını şöyle özetleyebiliriz. 80-83 arası dönem, bir de 84 sonrası dönem. Şimdi ben bunu hep anlatırken arkadaşlara bu dönemi ayırıyorum. Mesela Duygucuğum şöyle, Türkiye ekonomisinde hep hocalar şöyle anlatır. 80-90 dönemi. Hayır, böyle bir süreç yoktur. 80-83 vardır, bir de 84-89 vardır. Çünkü 84'te Turgut Özal'ın başkanlığında olan ANAP'ın seçimlerden zaferle çıkması, yani lider parti çıkması ve hükümeti kurması sonrasında Turgut Özal 24 Ocak kararlarında mimarı olarak aldığı kararları tamamlama sürecine girdi. Yani şöyle ifade edebiliriz. 1980 ve 83 arasında 24 Ocak kararları ülke ekonomik performansını yeterince yukarıya götüremedi. Yani ekonomik büyüme %2,5-3 dolaylarına kaldı. Yani çok fazla büyüyemedik. Ancak 84 yılında hükümetin kurulmasıyla birlikte, ama şu yapıldı tabii ki, 24 Ocak kararlarında biliyorsun biraz önce ne dedik? Sıkı para ve maliye politikası benimsenmesi gerektiğini söyledik. Ama Aynen. 84 yılında hükümet baktı ki sıkı para ve maliye politikasıyla ekonomi büyümüyor, sıkılaştırıcı politikalarla, ve tamamen yine makas değiştirdi. Gevşek para ve maliye politikası uygulamaya başladı 84'ten itibaren. Bunun uygulanması ile birlikte yıllık büyüme hızı artmaya başladı. Ama bu da tabii ki enflasyon doğurdu. Çünkü parasal genişleme, mali genişleme, talebin artması, ekonominin ısınması, tabii bu da bize tekrar enflasyon olarak dönmeye başladı. Yani şöyle özetleyebiliriz. 80-83 arası yeterli büyüme olmadı ama enflasyon düşürüldü. Yani %108'lerden 30'lara geldi. Ama 84'ten itibaren yeterli ki ekonomik büyüme sağlanmadığı için siyasi iktidar o dönemde parasal genişleme ve mali genişlemeye bitti. Bu sefer ekonomik büyüme ortaya çıktı ama enflasyon artmaya başladı. 84 yılına kadar geçen süreçte bu oldu. Tabii şunu da ifade etmeliyim. 24 Ocak kararları alınırken tabii ki bu kararlarda IMF ile yapılan görüşmeler de önem arz ediyor. Çünkü o dönemde IMF ile 36 aylık bir standby anlaşması gerçekleştirildi. IMF'den de önemli bir finansman desteği sağlandı. Bu kararlar alınırken bunu da ifade edebilirim. Onun dışında son olarak ifade etmek istediğim şu, 89 yılına geldiğimizde olumlu gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz. Büyüme hızı arttı, ihracat arttı. Evet, güzel, dışı açık ekonomi ihracat arttı. O dönemde tabii sanayinin milli gelirden aldığı pay az da olsa arttı. Bunlar olumlu gelişmeler olarak önümüze konulabilir. İşte parasal serbestleşme, finansal serbestleşme, ekonomide belki finansal piyasalarda derinliği arttırdı, gelişim arttırdı, ama olumsuz olarak da 84-89 yılına geldiğimizde kucağımızda yine enflasyonu bulduk. Yine dış ticaret açıklarını bulduk. Niye? Çünkü ihracatımız artarken maalesef ithalatımız da arttı. Ve 89 yılına geldiğimizde kucağımızda yine bütçe açıklarının getirdiği kamu kesimi borçlanma gereksinimin arttığı nasıl söyleyebiliriz? Yani 89 yılına geldiğimizde aslında evet önemli büyüme hızı yakalandı, dışa açıldık, finansal serbestleşme, parasal serbestleşme oldu ama maalesef kronikleşmiş sorunlarımızın tekrar ortaya çıktığı bir sürece tekrar girmiş olduk 89 yılında. Bunu söyleyebiliriz. Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Rica Benim ederim. sorum bu kadar. İsterseniz yorumları açayım. Olabilir, tabii. Arkadaşların merak Tabii. ettiği Tabii. sorular varsa belki onlara da yanıt vermek Şöyle istersiniz. arkadaşlar bir yandan yazarken ben şunu ifade edebilirim Evet. Duygu. Şimdi 24 Ocak kararları tabii bugün yıl dönümü olması nedeniyle bu konuşmayı yaptık. Sadece bir özet geçtik tabii ki. Çok daha detaylı anlatılması gereken bir süreç. Ama tabii özellikle arkadaşlara şunu vurgulamak istiyorum.
Kaymakamlık sınavına hazırlanan ya da hazırlanmayı düşünen kıymetli arkadaşlarımız, Türkiye sosyoekonomisinin 10 soru geldiğini asla gözlerden kaçırmamalı. Aslında bizim bu yayınımızın amacı bu farkındalığa bir katkı sunmak. Yani bu Evet. farkındalığı sağlamak da amacımız. Tamamen tanıtım amacı taşıyordu bugüne özel. Arkadaşlarımızın özellikle kaymakamlık sürecine dahil olmayı düşünen ya da dahil olan arkadaşlarımıza benim özellikle önerim Türkiye ekonomisini bir ders olarak değil ama acaba Türkiye ekonomisinde tarihinde nasıl gelişmeler olduğu şeklinde bir merak güdüsüyle çalışırlarsa çok başarılı olurlar. O 10 sorunun en az 8 tanesini, 9 tanesini yaparlar. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü maalesef maalesef Duygu, kaymakamlık sınavında en zorlanılan bölümlerden biri Türkiye sosyoekonomisi. 10 soru da dile kolay. Çok çok önemli, yani göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Onun dışında kaymakamlık sınavı ile ilgili birkaç şey söyleyebilirim arkadaşlara. Daha sonra kayıttan da dinleyecek arkadaşlara. Ben özellikle her sene istikrarlı bir şekilde ilan geldiğinde herkes malumu zaten. Ben sınavın hani işte ilan gelecek mi, bugün mü, yarın mı? Bunları asla kulak asmamalarını, mutlaka bugünden sanki ilan gelmişçesine çalışmaya başlamalarını tavsiye ediyorum. Biz Evet de hocam. tabii Duygu Hanım sizle birlikte işte sosyal platformlarda elimizden gelen bütün desteği arkadaşlarımıza sağlayacağız. İşte kaymakamlık sınav süreciyle ilgili işte sormak istediği sorular olursa arkadaşların işte size sosyal medyadan ulaşabilirler. Yani bunu söyleyebilirim arkadaşlara. Yani rica ediyorum ama şöyle bir uyarıyı da yapmak istiyorum. Konu konuyu açıyor Duygu. Makro iktisat çalışmadan da Türkiye ekonomisi çalışmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü makro iktisadı bilmeden mesela ben diyorum ki eksik değerlenmiş kur diyorum, tamam mı? Diyor ki eksik değerlenmiş kur ne demek? Şimdi bunun anlamını makroda öğrenmen gerekiyor. İyi bir makro eğitimi almadan Türkiye ekonomisi çalışmamalarını aksi takdirde ezbere gideceklerini ve yanlış yapma ihtimalinin çok çok yüksek olacağını söyleyebiliriz Duygu. Onun dışında ne söyleyebiliriz? Tabii burada kıymetli arkadaşlarımızın en büyük problemleri biz hep söylüyor oluruz. İster bir destek alsınlar ister almasınlar. Nasıl çalışacağız derslere? Ve bu süreci nasıl götüreceğiz şeklinde oluyor. Tabii bununla ilgili şunu söyleyebilirim Duygu. Bu derse çalışırken bence şöyle olmalı. Özellikle iktisat bölümü için söylüyorum. Şimdi mikro, makro ve para politikasından 12 soru geliyor biliyorsunuz. Onu özellikle göz ardı etmesinler. Ve son zamanlarda kaymakamlık sınavında özellikle ÖSYM'nin sessizce değiştirdiği bir şeyden bahsetmek istiyorum Duygu. Arkadaşlar hazırsa çok önemli. İki şey var hatta. Birincisi mesela hep anlatılır değil mi? 12 soru geliyor iktisattan. 6 tane mikro, 6 tane makro. Tamam doğru. Genel olarak doğru. Ama son 2 yıldır yanlış. Nasıl? Arkadaşlar özellikle beni kulaklarını açıp dinlemelerini rica ediyorum. Mikrodan 5 soru geliyor artık. Bu çok önemli. Son 2 yıldır, 3 yıldır böyle. Mikrodan 5 soru geliyor artık. Makrodan 6 soru geliyor. Bir tane de para politikasından, para teorisinden geliyor. Merkez bankacılığından geliyor. Lütfen rica ediyorum. Para politikalarını çalışmaları gerekiyor. Niye? Çünkü son 2 yıldır Merkez Bankası'ndan ve para politikasından soru geliyor. Bir kere bunu ehemmiyetle vurgulamak istiyorum özellikle. İkinci vurgulamak istediğim de şu. Enteresan bir şekilde dikkatimi çekti Duygu son yıllarda. Türkiye ekonomisi sorularında 10 taneden bir tane kesin vergi sorusu geliyor. Vergi. Mesela bir önceki yıl ÖTV ne zaman yürürlüğe girmiştir? Bu yıl kurumlar vergisi oranı nedir? Dolayısıyla Türkiye ekonomisi anlatılırken Türk vergi sistemine de kısaca değinilmesi gerekiyor. Çünkü bir tane geliyor. Özellikle kaymakamlık sınavına çalışan arkadaşlarımın ekonomi sorularıyla ilgili benim tespit ettiğim bu iki gelişmeye dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bunun farkına varmazlarsa birkaç soru kaçabilir. O da tabii bizi ne yapar? Geriye atar. Bundan Evet. özellikle bahsetmek istedim. Hocam Tabii çok değerli iktisatta bilgi verdiniz. Sağ olun. evet bir de şunu söylemeliyim. Mesela iktisat çalışırken özellikle şuna dikkat etmeleri gerekiyor. ÖSYM son yıllarda bir tespit de şu. Sayısal sorulardan daha çok sözel sorulara dönmüş vaziyette. İşte şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur. Bunu idari yargı hakimleri de görüyoruz, kaymakamlıkta da görüyoruz. Sayısal soru pek gelmiyor. Nadiren geliyor. Dolayısıyla özellikle
Sözel bölümün anlaşılması çok önem arz ediyor. Bunun için de bol bol arkadaşlara ben grafik çizmelerine ve grafiklerde eğrilerek kendileri çizmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Yani bunu söyleyebiliriz. Benim aklıma gelenler bunlar. Tabii bizim kendi mesela projelerimizden bahsederiz. Kısaca işte Türkiye Elbette. ekonomisini biz ne yapacağız? Sohbet eşliğinde dersten ayrı işleyeceğiz mevcut Evet. arkadaşlarımıza ve yeni gelecek arkadaşlarımıza. Özellikle Duygu şunu söylemek istiyorum. Bu konuda tabii ki mütevazilik önemlidir ama şu konuda mütevazi olamayacağım. Sahadan gelen biri olarak emin olsunlar her zaman doğru bilginin kaynağını yani tabii ki piyasadan da alabilir ama doğru bilginin kaynağından biri de biziz. Çünkü olayın sahasından geliyoruz. Sahadan geldiğimiz için de emin olun arkadaşlarımızı doğru yönlendirmekten başka hiçbir amaç, hiçbir niyet taşımıyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Bir arkadaş sormuş kaynak öneriniz var mı diye. Ya şöyle kaynak önerim ben tabii burada yayın ismi söylemeyeceğim ama yayın ismi söylemeyeceğim ama şunu söylemeliyim. Arkadaşlarımız mutlaka iyi bir konu anlatımı desteği almalılar iktisatta. İster bu yayın olur, ister bu görsel olur, ister bu noktada metinsel olur. İyi bir konu anlatım kaynağı olmalı. Bir kere özellikle arkadaşlar şunu dikkat etsinler. Duygu konu konuyu açıyor. Çok kısa ifade edeceğim. Genelde kaymakamlık sınavına hazırlanan arkadaşlar siyaset bilimi, kamu yönetimi gibi sözel bilimlerden mezun. Yani iktisat eğitimini çok da iyi almış arkadaşlar değil. Dolayısıyla bu arkadaşlar iktisat çalışırken bu sınav sürecinde çok zorlanıyorlar. Çok zorlanıyorlar. Niye? Suç onlarda değil. Suç anlatanda. Nasıl? Şöyle ki. Şimdi eğer ben arkadaşlara iktisat anlatırken direkt mikroda işte mal nedir, ihtiyaç nedir, fayda nedir, mikro iktisadın amaçları nedir gibi şeyle başlarsam arkadaşlar haliyle demoralize oluyor. Nereden başlamak lazım? Önce bize lazım olan malzemeler ne? Şimdi biz bir kek yapacağız değil mi? Duygu. Kek yaparken neye ihtiyaç var? Değil mi? Una, yumurtaya. Değil mi? Doğru mu söylüyorum? Şekere. Değil mi? Şimdi biz o grafiklerin şekillerini bilmeden, o absis nedir, ordinat nedir, fonksiyon nedir, iç bükey nedir, dış bükey nedir, bunları öğrenmeden iktisat çalışmanın da, dinlemenin de, anlatmanın da hiçbir faydası yok. Önce arkadaşlar bu eğitimi almalılar. Ve biz de tabii ki bunun farkında olarak bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Bir kere bu çok önemli. İkincisi, kesinlikle bir çıkmış soru bankası edinmeliler. Bunu hangi yayın olursa olsun. Piyasada çok kıymetli yayınlar var. Çünkü çıkmış soru bankası bize aslında ne yapacak? Bize bir rehber niteliğinde olacak. Mutlaka bir tane çıkmış soru bankası mutlaka edinmeliler. Kaynak olarak bunları söyleyebilirim. Şimdi güncel verilerle ilgili tabii ki önereceğimiz siteler var Cihat. TÜİK var. TÜİK'i sürekli takip edebilirsiniz. Bu noktada önemli. Hazine ve Maliye Bakanlığı sitesi var. Bu önemli. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı var. Önemli. Bu sitelerde veri bölümleri var. Bunları takip ettiğiniz zaman zaten kaymakamlık sınavına geriye doğru bir yılın verilerini, 1,5 yılın verilerini güncel veri olarak bilmemiz gerekiyor geriye doğru. Örnek veriyorum Haziran'da mı olacak? 2000, diyelim ki sınav. Şimdi bir tarih verip de şey yapmayalım insanlara, heyecanlandırmayalım Duygu da. Diyelim ki Eylül'de olacak. 2022 Eylül'de olacak. 2021 Ocağı kadar geriye dönüp bütün verileri bilmek gerekiyor. Çünkü bu sene özellikle sorulara baktığımızda ezber soruları da soruyorlar. İşte bu nedir, şu nedir diye. Hani daha çok hani iktisat bilgisiyle alakalı olmayıp veri bilgisiyle alakalı sorular soruyorlar. Realite bu. Bunu bilmeliyiz. Oyunu bilmeliyiz. Oyunu kurallarına göre oynamalıyız. Dolayısıyla benim tavsiyem son 1,5 yılın verilerini devletimizin resmi sitelerinden, bu bahsettiğim resmi sitelerinden takip edebilirler. Bunun ifadesini kullanabiliriz. Ben özellikle bu yayında bize eşlik eden arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Lütfen arkadaşlar bugün başlayın bu sürece. Bugün ülkemizin güzide yerlerinde, güzide ilçelerinde, güzide kaymakamı olmak hepinizin nihai amacı biliyorum. Bu amaç kutsal bir amaç. Bu amaç için bu süreci bu işte 6 ay olur, 8 ay olur, 9 ay olur, 12 ay olur artık bu süreç ne kadar 1,5 sene olur, 2 sene olur bu süreci feda edip kendinize bu süreci adamanız gerekiyor. Ama benim arkadaşlara özellikle naçizane tavsiyem
iktisat temellerini, iktisat eğitimlerini çok iyi almaları gerekiyor. Bu sınavın anahtarı ekonomiye, Türkiye sosyoekonomisi, mikro makro iktisat ve para politikası. Yani olayın esprisi, yani anahtarı burada. Özellikle iktisada ciddiyetle yaklaşmalarını şiddetle arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Duygu. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Ben soruda biraz baktım ama genel olarak Evet, yani cevapladık toplamda zaten. hemen hemen hepsini cevapladınız diye düşünüyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey ya Şöyle da kısaca, arkadaşınızın yani şöyle gençlik mesela sormak istediği bir şey var mıdır? kısaca iki cümleden bahsedeyim, ondan sonra istersen Tabii kapatalım. hocam. Tabii hocam. Arkadaşlarda şöyle bir psikoloji oluşuyor. Ya hocam çalışıyorum çalışıyorum unutuyorum. Şimdi bakın, bu psikolojiden çıkmanız lazım. Çalışınız hiçbir şey unutmazsınız. Bak çok önemli. Mutlaka o aklınıza yer edilir. O unutma hissi gerçekten unuttuğunuz anlamına gelmiyor. Gerçekten unuttuğunuz anlamına gelmiyor. Mutlaka akılda kalır. Benim arkadaşlara bir öğrenim tavsiyem var şu. Çok zorlandığınız bir konuyu yatmadan yarım saat önce okuyun. Kalkın. Kalkınca ilk yarım saat okuyun. Tamam mı? Bak çok önemli. Bunu bir hafta sonra aynı gün yine yapın. İnanın bir sonraki tekrarınız için unutma süreniz çok genişleyecek. Yani önceden bir hafta unuttuğunuz şeyi bir ay sonra unutacaksınız. Bak bir daha söylüyorum. Yapmadan yarım saat, bir saat önce okuyun, çalışın her neyse, yazın, çizin. Sonra ilk uyandığınızda yine aynı bir saate ona bakın. Bunu bir hafta sonra aynı gün yine yapın. Unutma ihtimaliniz ve oranınız çok düşecek. Bir kere bu bilgiyi vereceğim. İkincisi, özellikle şunu söyleyebilirim. Bu bir süreç, pusula süreci. Bu süreçte ders programı yapmalarını tavsiye ediyorum. Ne çalışıp çalışmadıklarını, kısa vadeli, orta vadeli ders programı yapsınlar. İşte ben ne yaptım? Ben bir ay içinde ne yapacağım? Mesela benim böyle bir ders programı vardı Duygu. Mesela ben diyordum Şubat ayında mikro bitecek. İşte makronun şu konuları bitecek. Şu kadar soru çözeceğim. Anayasa şu kadar bitecek. Bu şekilde bir geniş planlama, sonra onları hangi günde yapacağım? Onları günlere dağıtacağım. Ve bu şekilde arkadaşlar ders programı olmadan sürece dahil olmayın. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu bir test sınavı. Yani çoktan seçmeli bir sınav. Ve bu sınavı arkadaşlar az unutan kazanacak. Az unutmak için de stratejik, planlı ve sistemli çalışmak gerekiyor. Mutlaka bu sürece dahil olmanız gerekiyor. Benim şiddetle tavsiyem o. Keşke arkadaşların yaşında olsam da ben bu sürece dahil olsam diyorum Duygu. İnanın o heyecanlarını asla kaybetmesinler. Bu sürece dahil olsunlar. İnşallah isteyen herkes hayırlısıyla vatana millete fayda olacak şekilde bu mesleğe sahip olur. Bu mesleğe İnşallah katılırlar hocam. diye ümit ediyorum. Evet, bu şekilde cümleleri İnşallah. tamamlıyorum. Biz zaten her zaman dediğimiz bir şey var. Biliyorsunuz mutfak ekibi olarak. Zaferler inançla kazanılır diye. Hiçbir zaman inancımızı kaybetmeden, hayallerimizden vazgeçmeden, pes etmeden biz yolumuzda yürüyelim. Zafer zaten, başarı zaten bizi bulacaktır diye ümit ediyoruz. Her zaman böyle oldu, böyle de olacak inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok verimli bir yayın oldu. Bütün katılımcı arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var Son mıdır? cümlemi söyleyeyim. Osman kardeşime de buradan selamlarımı iletiyorum kendisine. Çok severim. Eksik olmasın. Bize hep takip ediyor. Allah hep bütün arkadaşlarımıza başarıları nasip etsin. Benim ekleyeceğim şey şu. Bu süreçte mutlaka doğru kaynak, doğru bilgi akışı, doğru rehber çok önemli. Nereden edinirlerse edinsinler. Hiçbir şekilde benim buna yorum yapma yetkim ve haddim yok ama mutlaka iyi bir kaynağa, İyi bir Evet. rehbere, iyi bir pusulayla bu yola çıksınlar. Emin olun, kaymakamlık yazılı sınavı, bunu hani farklı anlama çekmek için söylemiyorum. Gerçekten bu sürece giren, gönül veren, herkesin başarılabileceği bir sınav. Ben inanıyorum ki bu sınavı çalışan, doğru bir şekilde rehber edinen kendisine, doğru bir yolda rota çizen kendisine herkes kazanacaktır diye ümit ediyorum. Herkese çok çok başarılar, sağlıklı günler diliyorum. Bu şekilde ifadelerimi tamamlayabilirim Duygu. En kısa zamanda inşallah yeni bir yayında görüşmek dileğiyle İnşallah. hocam.
İnşallah. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi Hoşça akşamlar. kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.